Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, şüphesiz Yüce Allah kıyamet günü mümin kuluna yaklaşır ve onu kimse görmeyecek şekilde rahmet örtüsünün altına alarak dünyadayken yapmış olduğu günahlarını teker teker sorup, bu günahlarını hatırlıyor musun buyurur. Kul itiraf eder, evet Rabbim, bunların hepsini yapmıştım der ve böyle helak olacağını zanneder. Merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu şöyle seslenir. Ey kulum, ben dünyadayken yaptığın günahları yüzüne vurup seni rezil etmedim. Bugün de günahlarını affediyorum. Sonra iyiliklerini yazan amel defterini sağ eline verdikleri zaman mümin kurtulur. Kafirlerle, münafıklarla mahşer ehlinin huzurunda şöyle nida olunur. İşte bunlar dünyadayken Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı. Allah'ın laneti zalimlere olsun. Evet kardeşler, iman böyledir işte. İmanın kıymeti böyle büyüktür. Öyleyse biz de imanı muhafaza edecek amelleri çoğaltalım. Bazı mümin kardeşlerimiz içki içiyor, kumar oynuyor, uyuşturucu kullanıyor. Bunlar imanı zayıflatıyor kardeşler. Gün be gün gittikçe zayıflıyor. Hatta ölmeden önce bakıyoruz ki bazısı Allah'ı inkar ediyor. Nauzubillah. Allah korusun. İşte günah imanı böyle zayıflatıyor kardeşler. Tevbe ve salih amel de imanı kuvvetlendiriyor. İşte biz bu yüzden imanımızın kıymetini bilmemiz lazım. Evet, Allah Celle Celaluhu'ya daima şükredelim. Allah Celle Celaluhu bize bu imanı verdiği için hamd edelim. Allah Celle Celaluhu bize iman vermiş. Elhamdülillah. Bizi Müslüman kılmış. Bizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti kılmış. Önümüz açılmış. Hepsini görüyoruz. Bunların hepsini bize Allah Celle Celaluhu vermiş. Bizim de bunun bedelini ödememiz lazım. Değil mi kardeşler? Bunun bedeli nedir? Allah Celle Celaluhu'yu sevmektir. Öyleyse bizler Allah Celle Celaluhu'ya aşık olalım. Evet, Yüce Mevla'ya aşık olalım kardeşler. Ona bel bağlayalım. Aşık olalım. Evet, bedelimiz bu olsun. Onu sevelim. Gerçek manada ama. Öyle yapmacık değil. Gerçek manada. Tam bir teslimiyet ve itaat ile, tam bir ihlas ile Yüce Mevla'ya bağlanalım. Ona gönlümüzü verelim kardeşler ya. Zor mu? Mevlam inşallah şu ahir zamanda. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyordu. Öyle bir zaman gelecek ki imanı muhafaza etmek, kor bir ateşi avuçta tutmak kadar zor olacaktır dediği, işte o ahir zamanı yaşıyoruz kardeşler. Evet, bizler bu ahir zamanda İmanımızı muhafaza etmenin çaresine bakacağız. Gayretinde olacağız. Allah Celle Celaluhu'ya sevdalı olacağız. Kurtuluş budur. Mevla bu şuurda olabilmeyi cümlenize ve cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.